Nebula Gaming YouTube kanalından herkese merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizler beraber Mount & Blade serimizin yeni bir videosuyla karşınızdayız sevgili dostlar. Kaçıncı videosu olması lazım? 7. videoyu paylaştıysam 8, 9, 10. videomuz olması lazım bu. diye küçük bir hesap yapalım. Arkadaşlar son bölümde mod tanıtım ve biraz savaş yaptık. Onun dışında çok bir şey yapmadık diye hatırlıyorum. Bayağı oldu çünkü ben son videoyu çekeli. Size bir sözüm vardı, bir mod sözüm daha. Hemen onu göstermek istiyorum. Savaştan yeni çıkmışız, canımız az. Olmaz, oraya gitme. Şöyle yapalım. Carvence'e dönelim. Hızlandıralım abi, elim durdu olsun. Elim durdu da, tamam, sıkıntı yok. Sorunlarımız geçti. Bir savaşın ardından ayrı düştüğün yoldaşın sürgün Tamera. Aa, bir şeyi kontrol etmek istiyorum sizlerle beraber. Mesela şuna girdiğimde, evet, burası yok. Bir mod daha var. Bir mod daha indireceğim karakterleri düzenlemek amacıyla. Onu da yine RR abimizden, Rane'den gördüm. Güzel bir modmuş bu arada. Sevdim yani modu. Ne bileyim, insanları istediğim gibi yaşlandırıp istediğim gibi şey yapabiliyorum. Hatta isterseniz şöyle yaparız. İlerleyen süreçlerde mesela oyunun hikayesi devam ettiğinde kataloğu böyle bir yaşlandırırız. 90 100 yaşına falan getiririz. Hikayesel olarak ölümünü izleriz. Hikayesel olarak ölümünü izledikten sonra yeni bir lord olarak şeye devam ederiz sevgili dostlar. Seriye. Yani imparator olarak seriye devam ederiz. Onun dışında öğrendiğim çok mod var ama hepsini kurmayacağım. Çünkü bazıları gerçekten, oha, 36.000 mi? Bazıları gerçekten sorun. Yani oyunu çok kolaylaştırıyor abi. Oyunu çok kolaylaştıran bir şey istemiyorum. Sargot mu? Alırım. Alırım abi Sargot'u. Severim. Woodlime. Bizde Sargot'u alsam. Abi al gitsin ya. Al gitsin ya. Sargot'u alırız. Bu ne veriyor? Ha, onda sıkıntımız yok. Arion bir ordu kurmuş. Onda sıkıntım yok. Lucian bir ordu kurmuş. Tamam. Nadea sağlıklı bir bebek dünyaya getirmiş. Bir dakika. Yani, kimin çocuğu bu? Benim mi Göktuğ'un mu? Connor'a mı? Göktuğ'a mı? Bir bakalım. Connor'un. Evet, yüz boyasından anladım. Saç kesimi. Evet, Connor'un. Çok iyi be abi. Çok iyi be. Boya posa baksana maşallah. Bir bakalım bebeğimize. Hatice. Hatice mi bizim çocuk? Connor'un çocuk, aynen. Hatice bizim çocukmuş, Hatice. Orada güzel skilleri varmış ya. Bunları büyütürüz. Bunlar büyür. Bize lazımlar. Boran uygun değil. Gülbahar da uygun değil. Gülbahar'la Boran'ı da alacağım yanıma. Of, ailemiz iyi ya. Göktuğ'u aslında... Bunları bir süre yanımızda bekletmemiz gerekiyor. Farklı insanlar, yoldaşları orduya verebilirim. Hemen şuraya katılalım. Size şeyi göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Bir dakika, ne? Hayır. Bir dakika, ayarlamadım ben. Ayarlamam lazım. Burada ayarlamazsan olmaz tabii. Daire oluştur.
Hepsini gebertin. Tekrardan giriyorum abi. Ah işte ya. Burada sis az çıkıyor. Burada niye... Komuta sizde. Bak abi. Ses kısılıyor işte. Tamam, ben bunu çözeceğim. Bu ses kısılma olayını da çözeceğim arkadaşlar. O basit iş. Olar basit iş. Olar büyük ihtimalle mod confirmation menüsünden halledebiliriz. Evet, ses kısılıyor. Şimdi onu hallederim ya. Hatta dur şuradan çıkayım. Geri çekil abi. Evet. Asker gönder. Bitti. Rica ederim. Tutsak almayacağım. Sizin olsun. Ha, bunu alırım bak. Kalsın gerisi, aman. Önemi yok. Şimdi mod menüsüne buradan giriyorduk, değil mi? Yok. Mod menüsüne nereden giriyorduk ya? F5 kaydediyor tabii ki mantık olarak. F6 o da kaydediyor. F7 bir şey yapmadı. F8, F9, F11. Ha, fotoğraf aldık. F3. Mod menüsüne nereden giriliyor ya? Factions. Şöyle bir factions verelim. Bu arada ne işe yarıyor diyenler varsa, bu arkadaşlar şeye karşı, adını siz söyleyin. Bu bizim dayıoğluna. Aa, Batanyan liderine karşı ya, Katolo'ya karşı isyan kaldırmak için adam toplama. Hani isyan kaldırmaya başladığımız zaman böyle insanlar bize katılıyor, diyor ki evet bence de bu adamı indirme zamanı geldi. İşte şu çizgiyi geçtikten sonra şurada savaş falan olur. Savaş olunca, savaşı bir de yenersek liderimizi savaşla yok etmiş oluruz. Faction'da şöyle bir ayarımız var. Ya o sıkıntı değil zaten. Bana abi bir şey lazım. ŞP. P değil. İ-ı-ı. Nokta Ç Ö M J U Y Ne buraya açıyor ve buraya açıyor. Tam bunları biliyorum zaten. Ayarlar desem. Türkçe ama Türkçe ama Türkçe ama niye yok? Sefer haritası, menü kısa yolları. Sancak düzenleyici, karakter geliştirme, envanter sıkı, krallık, kalan görevler, birlik, yüz oluşturma. Reset map options. R. Fotoğraf modumuz var, sohbetimiz var. Sefer ayarları değil, farklı kaydet, kaydet yükle, kaydet ayarlar. Allah Allah ya, ben bulamadım. Şey, mod options olması lazım. Better time mesela buradan ayarlanabiliyor. Speed multipliers. İşte buradan arttırabilirim. Şimdi şöyle 128, of. 16 diyordu değil mi? 16'da kalsın bu abi. Better light.
Kahramanlar yerleşkeler hepsi açık zaten. Gün başına kullanılabilir kredi. Kullanılabilir kredi tutarı bölücüsü. Bölücüsü derken. Bu zaten zor box modu. Zor box modunu biliyorsunuz abi. Herkesi kes. Sadece oyuncu kesebilir. Dost birim blok kesimi. Yalnızca öldürülen birimleri kesin. İşte kesin başıma alıkonulan hasar. Ne bileyim zırh kesmek için gerekli hasar. Ölümcül dövüş. Kanama oranı. Geçersiz kılma. Ölümcül at hücumları. Dost ateşi. Dürüst iş. Burada zaten size verilen modların ayarlamalarını falan yapabiliyorsunuz. Mesela dürüst işe geldiğinde ödeme limitini abi bunu arttırırsan sana bir köyde çalışma başına 500 dinar değil. Mesela arttırıyorsun 2500 dinara kadar verebilir. Ya da mesela bilgin falan vardı. Bilginde böyle daha fazla tecrübe versin istiyorsanız buradan gelip onu bulup arttırabiliyorsunuz. Acemi akademik deneyim kazanım mesela 100 XP yazıyor abi. Bunu arttırırsın 2500 XP yazarsın. Bak şimdi. Geliyorum buraya tamam mı? Ne veriyor? Bilgin yok. Bir dakika. Buradan çık. Buraya git. Bir bilgin bulmamız lazım. Bilgine git. 5000 dinar veriyorum tamam mı abi? Connor diyorum. Boğa cerrah. Ne veriyor bu arada? Ne için girdim? Binicilik. Evet diyorum. Bak 26, 53, 52, 47, 64. Abi anında 64'e çıkardım ben biniciliği. Ya mesela diğer insanlarda bak demirci 26 bak. Manevra kabiliyeti. Konurda da vekillik vermiş. Birliğindeki yaralı askerlere ödeme yapmazsın. Yönetim yerleşke bağlı köylerde yaratımı olacak. Artışı asker bağışlamaktan kazanan nüfuza %25. Yönetilen yerleşkede kazanılan projelere gelen etkiye %20. Üstteki de iyi, alttaki de iyi. Karar veremedim. Nüfuza ihtiyacımız olacak. Para konusunda bir sıkıntımız yok ama nüfuza ihtiyacımız olacak. Nüfuz verdim gitti abi. Asker yaparım yaparım giderim bağışlarım. Hem krallığı genişlettiririm yani geliştiririm. Hem de nüfus kazanırım. Güzel olur. Ya da mesela az önce şey yaptık ya. Bak köy. Bak izle şimdi. Köye gideceğim çalışacağım abi. Work. Çalışıyorum. Bak ne kadar para verecek. 80 dinar. Oğlum normalde bunun bu kadar az vermemesi gerekiyor. 2500 çektik lan biz bunu. Yani işte ayarlardan kendi şeyinize göre zor baksan bile bunu ayarlayabiliyorsunuz. Gün bazında faiz tahakkuk oranı 7 gün. Ne bileyim banka hesap açma maliyeti, ne bileyim işte maksimum banka bakiyesi ya da vesaire vesaire hepsiyle oynayabilirsiniz kendi keyfinize ve kolaylığınıza göre değiştirebilirsiniz. Ya da mesela oyun başında ilk abi kurdum zor baksın modu normalde oyun başı kurulan bir şey değildir. Yani oyun başı kurarsan oyunu çok çok kolaylaştırır. Bizim amacımız hani başta böyle biraz zorlanmak, böyle eğlencesini çıkarmak, sonlara doğru artık tekrara girmemesi için modlar sayesinde bazı tekrarlardan kurtulmak ya. Bundan dolayı zor baksın modunu kaldırırsın abi başlangıçta. Aktif etmezsin sonlara doğru böyle. Yani oyun bir tekrara düştüğünde git asker al savaş, git asker al savaş, git asker al savaş, git asker al savaş ya da ne bileyim git demirci de kılıç baslat, kılıç baslat, kılıç baslat yerine bunu yapıp bu şekilde şey sağlayabilirsiniz. O döngüyü kurabilirsiniz. Şimdi biz yaptığımız şeyleri geri alalım. Şu 2500 dinar değil, 500 dinardaydı yanlış bilmiyorsam. 500 dinarda kalsın. Bu da 100 XP az olmuş bence. Bunu en azından bir 500'e çekebiliriz. Zaten zor buluyoruz. Her yerde çıkmıyor. Hatta buna 5000 yazsam. Yazmıyor. 250 olmaz. 750 olsun. Her zaman yaptığımız bir şey değil.
Her zaman da yapacağımız bir şey değil. Onun dolayı kalsın abi, sıkıntı yok. Saat olarak ara ders süresi. 4 saat. 4 saatte bir ders mi alabiliriz? Omuz kamerası. Ben dedim ya size, kameram benim değişti diye. Büyük ihtimalle bundan dolayı değişti. Bunu kapatabilirim. Ona bir bakalım yine de. Eğitim alanı, eğitim alanında yani. Ha bu şey. Asker eğitimi. 72 saat. 72 saatten bunu aslında biraz düşürebiliriz. Evet, bunu bir 72 saatte 48 saat yapabiliriz. 2 gün. Birim başına eğitim maliyetini de arttırabiliriz 75'ten. 75'ten alabiliriz. Uzaklaştırma faktörü için, uzlaştırma faktörü için. Ek deneyim, yerleşim, milis takviyesi. Antrenman yaralanması çok saçma bir şey ya. Aslında değil. Hikayesel olarak baktığın zaman mantıklı, çünkü onlar birbirleri savaşıyor, savaştıkları zaman yaralanmalar oluyor. Neyse kalsın, tamam. Kalsın, hadi hadi, hadi iyisiniz hadi. Hemen menü entry, mod confirmation menü. Diplomasi'de sevmediğim şeyler var. Aslında burayı düzenleyebiliriz. Düzenlenebilir. Ama çok oynamak istemiyorum mod confirmation diplomasi moduyla. Ya benim istediğim modu bulamadım ya. Büyük ihtimalle onu ana ekrandan ayarlayabiliyoruz. Neyse. Çok da tutmam ya. Eğer bu ses düzeyi devam ederse arkadaşlar, çok şey yapacağımı düşünmüyorum. O modu tutacağımı düşünmüyorum. Şimdi bakalım. Fiyan batanyamız iyi. Kafarak zaten son seviye. Batanya yabanisi var. O da son seviye. Batanya yabanisi. Yani şu üçünü gitsem bağışlasam. Kaleye git. Garnizon asker bağışla. Abi at bunu. At bunu. At bunu. 111. 40 yap. 60 yap. 105. Kalanıyla da istiyorum ki hangi atlar iyi ya? Şuraya doğru gideyim. Büyük ihtimalle imparatorluk kafarakta yapacağım ya da şeye de gidebilirim. Kuzeyte de gidebilirim. Bilmiyorum. Aseray'da da atlılar iyi. Atlı okçu mu yapsam, atlı mızrakçı mı? O da karar veremediğim bir şey. Bilemedim. 52 koz zırhı iyi. 20 iyi. 20 iyi. As seviyesi 5. O kötü. Üst seviye mi? Avcı kargısı üst seviye mi? O kötü bak. Şöyle bir ene bakalım. Askerler diyelim. Askerlerden buradan seviye diyelim. Divari diyeyim. Ben buradan 6 seviye şu 4 tanesi var. Önce Aseray Söylesi Stüdyo Druznik şampiyonu. Hollanda Sancak Şövalyesi. Stüdyo Druznik şampiyonu mu? Bu da kargılama ya. O da kötü. At kaç seviye? Üst seviye. Bu daha kötü. Bu ne? Bu da kargılı. Kargısız olan yok mu be? Ki at okçuları da koyduğum zaman Kuzeyt Kaan muhafızı geliyor işte. Eller seviye 12 46 24 zırh seviyesi hiç yok. Harbiden hiç yok. Yok abi. Kuzeyt Kaan şey Elit İmparatorluk kafarakta yapacağım. Kuzeyt Kaan muhafızı yapmayacağım. Aslında silahta yani okçulukta bayağı iyiler de. Boş ver. Şuraya geldik, değil mi? Asker topla.
İmparatorluk süvarisi. At okçu yapsam mı yapmasam mı kararsızım ya. Yapmasam daha iyi aslında yani. Yok ya. Aa bir dakika biz şey aldık gidip ona bakayım ya. Evet, bir dakika. Şimdi buraları hemen toparlayıp hemen Sargot'a gideceğim. Sargot'un düzenlemesini ve oraya bir tane vali atamasını yapacağım. Vali ataması için bir tane yoldaş çekebilirim sevgili dostlarım. Yoldaş alabiliriz. Yoldaş aldıktan sonra işte veririz yoldaşı. Uğraşır durur. Haraç gelir mi? Hmm, kim var burada be? Zindanda, aman boş ver. Konuşmasak da olur, onları hallederiz. Kent yönet kısmında hemen şurayı dolduralım. Kırk bin, 50 bin yeterli olacaktır. Hemen şuraya şöyle verelim. Ondan sonra festival oyunları burayı iptal et. Festival oyunlarda dursun. Buraya bir tane Villandiyalı vali lazım. Da şuradan halledelim. Şuraya bir bitti diyelim, buraya gelelim. Buraya geldikten sonra İz sürücü değil. Sürgün Tamer olabilir. Boğa Kamon olabilir. Boğa'ya bakalım. İmparatorluk. Tamera İmparatorluk. Cerrah olmaz. Demirci olmaz. Gülbahar sanırım. Yok. İmparatorluk. Bizde var. Nadia ama. İmparatorluk. Koreyin. Batanya. Abi bizde hiç Finlandiya yok mu ya? Alalım bir tane. Var mı yerimiz? Yoldaş 5'te 6. Bir yerimiz var. Tamam. Kahramanlara gel. Villandia. Gezgin. Ha işte varmış. Theodor'dan Urentur. Ha iş sürücü. O da demirci. Demirciyle olmaz zaten. Oy. Vekilliği var. 75. Merhametli ama cömert değil. Başka bakalım. 65 vekillik var. Burada vekillik yok. Serseriliği varmış ama ablamızın. Ya zaten aynı şeye baktık. Kır saçlıya bakalım. Burada da taktik maktik falan. Ama işte liderliği yok. Tamirci de olmaz. Demek ki buradan acı yurdumu alacağız. Bir mesaj gönderelim. Abimizi buraya davet edelim. Burada bir süre bekleyelim. Etraftaki köylerimiz zeytin var, buğday var. O var. Buradan şey alalım. Aldın mı? Aldım sanırım. Bunu da aldım. Oğlum üçüncü nerede? Vinlandiyalılar ile barış yaptık. Beklemeyi bırakalım. Çıkış yapalım. Atölyeleri İnceleyeceğim arkadaşlar. Sadece şu abimizi bir alalım. Abimizi aldık. Yani Sargot'a geri dönüyorum. Buraya kent yönet kısmına abimizi koyalım. Buradan bir de artı iki daha aldık. Yöneten ilişkide artı 5 garnizon, artı 5 milim, erzak tüketimi az, inşası az, refahı düşüyor. Biz burayı yiyecek çekmeliyiz. Şöyle yapalım. Jakulan'a gidelim. Jakulan'da ne varsa abi alıp Sargot'a getireyim.
Bak, ticaret, bir yerleşkinizin refahını yükseltmek istiyorsanız yapmanız gereken şeyi açıklıyorum. Üzüm, hurma, bira. Bunları alıyorsun abi, tamam diyorsun. Bunları aldıktan sonra dönüyorsun, Sargot'a satıyorsun. Galen'le gidiyorsun, aynalarından alıyorsun, dönüyorsun, Sargot'a satıyorsun. Jakulan'a geliyorsun, onları toparlamış oluyor, aynalarını alıyorsun, Sargot'a satıyorsun. Sargot'taki yiyecek kısmını uçurabildiğin kadar uçuruyorsun. Bak o zaman, bak o zaman sana ne kadar güzel şeyler yapıyorlar. Aa, bir şey diyeceğim, Sargot'un sadece iki köyü var. Sargot'u çok elimde tutmam bu arada. Sadece iki köy yaramaz bizde. Dört köylü şehir lazım abi. Onlar daha iyi. Çok tutmayabilirim. Bilirim de bilirim. Şuraya gelelim. Tür. Tahıl. CTRL. Hepsini bırakıyorum. Hepsini bıraktım. Sadece bana yetecek kadarını alsam. 97-94 tane yeter. Çünkü geri gideceğim. Galen'den de satın alacağım. Geri Sargot'a gideceğim. Sargot'a geri satacağım. Bu şekilde refahı yükseltmiş oluyoruz. Refahı ne kadar yükseltirsek o kadar avantaja geçeriz sevgili dostlar. Ticaret. Peynir, üzüm, et, tereyağı, hurma, bira hepsini aldım. Geliyorum Sargot'a satmaya. Göktuğ da geldi Sargot'a. Göktuğ kardeşim, ne yapan? Ne yapan kardeş? Göktuğcuğum. Kaleye git. Konuş. Erkek kardeş, uzun zaman oldu. Evet, ne var? Ya aşeci. Onur duy zaten. Askerlerini inceleyeyim. Aga be. Göktuğ. Aga be. Abi bütün bu arada verdiğim şeyleri de düzenleyeceğim. Şimdi. Demirci değil. Demirciyle işimiz yok. Ticaret diyoruz. Ondan sonra geliyorsun abi. Tahıl, balık, zeytin, tereyağı, et, peynir, üzüm, bira, hurma. Bunları bir satıyorsun. 5000 dinar. Ben 9000 aldım, 5000 aldım. İyi, alır. Bak, erzak artı 23. Refah artacak. Sadakat idare eder. Güvenliği arttıralım. Güvenliği şöyle arttırırım. Kaleye git. Garnizoyu yönet. 40 tane şundan, 60 tane de şundan alsam herhalde güvenlik konusunda bir sıkıntımız kalmaz. Kent merkezine dön. Çıkış yap. 6 kişiyim. Ve niye bu kadar yavaşım? Neden yiyoruz bu kadar? Yemin ederim yolda beni tutacaklar. Attım kendimi köye diyecektim. Bu köy yağmalanmış. Bu acemileri ben atçı yapabiliyor muyum? İmparatorluk kafarakta yok. Yapamıyorum. Elit İmparatorluk Menavleon oluyor. Menavleon severim aslında. Bu da güçlü bir kar bu arada. Elit İmparatorluk kafarakta. Bak, bu adamlar da kafarakta oluyormuş. Bunları da alalım. Buradan şuraya gidelim. Neyden yiyoruz şimdi biz? Eksi. Eksi 3 sürü gütme. Orta İsrail'e doğru yola çıkalım. Ya da buradaki köye de gidebiliriz. Asker topla. Askerimiz yok. Nerede bu asker? Asker yok.
Ceza azaldı sanırım. Sürgütme cezası. Artık asker alıyorum. Bakayım. Hala 1,58 cezası var ama düzeldi sayılır. Az kaldı yani en azından. Lagat'e vuralım. Asker topla. Al abi hepsini. Yani kötü garnizoya atarım. Alayım hepsini abi. Sıkıntı yok ki. Şöyle kale köylerinde genellikle en iyi askerler oluyor. Bakayım evet dediğim gibi. 30-40 tane. Abi bir dakika bir şey diyeceğim. Bizim yemek konumuz var mı? Sıkıntımız. Ürün alalım abi. Tahıl al. Tahıl, peynir, üzüm, tereyağı. Asker aldın mı? Çık, çık. Asker almamışız. Askeri de alalım. Asker topla. Ya. Asker istemek ben. Sen sevmek asker. Asker nedir bilmek? Ben sana anlatmak ama sen anlamamak. diye böyle saçmalarım. Buraya geri dönelim. Menavlyon. Menavlyon. Bize okçu da lazım. Menavlyon da güzel aslında. Askerlik. Bir dakika, bir dakika. Paralı askerlik sözleşmesi imzaladığımıza göre büyük ihtimalle yakın zamanda savaşa gireceğiz. Savaşa girmemiz kötü olur bizim için. Şu anda. Bu ne lan? Eğitimli vatan savaşçısı yok sağ ol. Savaşa girmemiz niye kötü olur? Abi gerekmiyor yakın zamanda yani neden? Neden savaşa girelim ki? Daha yeni çıktık savaştan tekrar savaşa kafa atıyoruz. Yok böyle bir iş. Heh geri tamam son verdiler. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar savaşa girmiyoruz. Şimdi gideceğim şeyde Xeon'da o adamların hepsini bir basacağım. Geliştireceğim. Bak o zaman ne tatlı olacaklar. Gereksizleri gidip de kaleye bırakırım. Yani Sargot'a atarım. Sadece 4 tane kaldı be. 4 tane için beni mi yoracaksın? 4-5 tane için yani. Bakın sürgütme gitti. Nerede? Sürgütme. Şöyle aldım. 140'ı bitirdik. Karbense doğru yola çıkacağım. Sargot'a gidecektik ama Karbense. Kapasite dahilindeki yük. Süvariler için hava durumu yaptırımı. Atlı piyadeler için hava piyade falan filan bir şeyler dedi. Göremedim. Arena'ya git diyorum. 10 bin. Oha. Çok para. 10 bin, 10 bin, 10 bin, 10 bin koyarsam gerçi iki tane demirciliğime bakar abi. Çok önemli bir para değil gibi. Şu an benim için. Turnuvaya katıl ve turnuvayı mı izle? Abi niye turnuva verdiniz be? CTRL. Elit İmparatorluk Süvarisi. Bu. Bunda peki hangisi? Nereye doğru gideceğiz? Menavlyon sağ. Sağ. Wigla zaten tek bir seçenek. Tek seçenek, tek seçenek, tek seçenek, tek seçenek. Tek seçenek. 7 tane ata ihtiyacım var savaş atına. Bitti diyelim. Buradan hemen kent merkezine dön. Ticaret. Ticaretten at alalım. Bize savaş atı lazım. Savaş atı yok. Turnuvada ne veriyorlar peki? Bir dakika. Geri dön. Arena'ya git. Turnuvaya katıl. İki Lord. Midilli. Abi girerim alırım. Adamların parasını çıkardık. Hem bir savaş görelim değil mi be?
Öyle iş yap, iş yap, iş yap, iş yap sıkıldık. Biraz kavga istiyoruz. Kelleni alacağım. Ya. Zafer bizimdir. Tamam, devam et. Adam geldi. Tek attım la. Bana mı geliyorsunuz? Yani beni devirmeleri zor. Kelleni alacağım. Bu arada fark ettiniz mi? Botlar da Türkçe konuşuyor. Bak onu bilmiyordum. İyi oldu bildiğim. Hiç denememiştim yani. Oyunda böyle başka birinden uzaktan bir böyle kelleni alacağım diye bir ses duymak tatlı oldu. Lan dedim. Ne oluyor orada dedim. Olmadı. Sana burada şov yapıyordum. Sen niye bana vuruyorsun? Niye bana vuruyorsun? Niye? Niye? Swain midrillisi aldık arkadaşlar. O da demek oluyor ki 15K falan cepledik. Bu da askerlerin parasını çıkardık demek. Ek olarak nüfuzunu amdı falan da filandı işte. Swain midrillisi ile nereye gitti Swain midrillisi? Ha, 2000'miş be. Soylu bineği. Savaş atı dediği soylu bineğiymiş. 4 seviye abi kullanırız. Kullanırız abi. Üstüne bak adam basacak şeyim çıktı. Lan. Lan. Aman be. Arana'ya git adamları. Daha şey yap, 48 saat geçmedi. O da haklı. O da haklı arkadaşlar. 48 saati geçirmemiz gerekiyor ki adamlar dinlensin, bir kendilerine gelsin. Efendime söyleyeyim, faizdeki paramız 52 bin oldu. Faizdeki paramız arttı. Ve artmaya devam edecek. Onu bırakacağım. 1 milyona kadar bırakacağım. 1 milyondayken gider çekerim. Artsın abi. Oldu mu be? 48 saat. Olmuş. Hemen şuradan bir eğitim daha verelim. Üf, ne biçim deneyim kazanıyorlar be. 17 bin, 17 bin, 16 bin, 15 bin. Maşallah. İmparatorluk piyadesi bir seviye daha artacak. Tamam, buna basalım 72 tane. Asil Batanya Savaşçısı, bu zaten okçu. Buna at ver. İmparatorluk süvarisi. Ver abi. Aa sen niye buraya gittin? Sen niye buraya döndün? İki tanemi zaten ver. İmparatorluk piyadesi sağa gidecek artık. Buna devam, buna devam. Geriye kalanlar iki tane at kullanabildi. Bunları kullanamadı. Maalesef bitti diyeceğiz. Maalesef. Ata ihtiyacımız var arkadaşlar. Bizim şey tarafına gitmemiz lazım. Ya da dur bak. Aha savaş. Vilandiyalar. Gadalog bir ordu kurdu. Ha bir dakika, asker almaya gelmedim. Ben buradan ürün almaya geldim. At alacağım. Süvari. Savaş atı. Al. Küçük Batanya. Binek. Binek. Hatta hiçbir şey.
Yok abi. Bize savaş atı lazım. Şuraya gidelim. Ürün satın al. Heh, bak. Savaş atı. Savaş atı. Binek. Binek. Hiçbir şey, hiçbir şey. Hiçbir şey, hiçbir şey. Abi. Seven onda var mıdır? Abi niye bekledim be? Seon ona dedik, Seon'un. Buraya reis gel buraya. Asker toplama. Ticaret yap. Ticaret yaptan at. Soylu. Soylu. Savaş. Savaş atını aldım. Savaş atını aldım. Savaş atını aldım. Binek. Marunahtı doğru da gideceğim. Oradan da artık arkadaşlar Sargot'a doğru geçeceğim. Çünkü ilk saldıracakları yer ve ilk savunmam gereken yer Sargot olacak. Soylu bineği. Savaş atı. Binek. Binek, 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 binek. Vanlar atını da almak isterdim ha. Ama işte binicilik yetmiyor. Bilgin var mı diye bakmadık be. Keşke baksaydım. Dur ben... Ay arkadaşlar hep beraber. Bilgin varmış. Demircilik diyor. Derse katıl. Konur, boğa, cerrah, demir, istiri hepsine ver. Ne verdi abi? 5 beceri puanı, 2 beceri puanı. Demirci halen 131 olmuş. Yani aslında çok vermiyor ya. O kötü, onu değiştirmek lazım. Sargot'a doğru yola çıkıyorum. Abi bir dakika. Ben kanaladım. Ticaret. At alalım. At avrat pusat abi. Türkiye gereken şey. Var mı böyle atçı bir köyü, atçı bir köyü, atçı bir köyü, da 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 da. Bu Jakulan'ı istiyorum ya. 4 tane köyü var abi. Jakulan'ı alsam 454 kişi benim nüfuzum yeter mi? Nüfuz yetmez ya. Sayı da yetersiz olur. Nadia'nın birliği orada da bende niye görünmüyor abi Nadia'nın birliği 0-0-0 arıyorum 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 yok. Nadia'yı almışlar hatta bakayım. Evet 100 kişiyle Nadia alınmış. Sargot'a doğru yola çıkacağım. Hayır. Abi 176 kişiye karşı 416. Savunan taraf biziz. Ordum o kadar mükemmel değil. Sorunum orada başlıyor. Böyle yapsam. Buradaki okçuları da. Bunlar piyadeydi, değil mi? Peki bunların elinde kalkan var mı? Önemli olan soru bu. Hey maşallah, hemen hemen hepsinin kalkanı var. Güzel.
F2. F2. Kalkan duvarı yapalım. Bunları bir de F2, F3 yapalım. Bunları da F2, F3 yapalım. Şöyle V düzeninde saldırabilecekleri adam olsun. Bunlar kim? Bunlar benim ordudan değil. Atlılar içinde 0 F6 vermeyi düşünüyorum. Evet. Atlılar için 0 F6 vereceğim. Liderlik 8, liderlik 9, liderlik 11. Taktikleri var mı? Taktik. Taktik 5, 35, 30. Bunun taktiği kaç? 80. Yani abi aradaki farkı biliyorsunuz. F1. Onlar bir komutanını dinlesin. Ha. Şunları dizemedim. O canımı sıkıyor. Onlar kaçtı bak. Bizimle savaşa gelen diğer lord kaçtı. Hepsi atlı. Hepsi atlı. Bu savaşı almam zaten mucize olur. Ama deneyeceğiz işte. Yok abi. Yok abi, ölüyoruz. Benim başım döndü lan. Arkadaşlar, ne yapacağım biliyor musunuz? Canım az, canım az. Ölmek üzereyim. Hayır. Yani arkadaşlar. Geçmiş olsun. Geber. Geber. Zafer, geber. Sesleri duyuyorsunuz, değil mi? Abi yok. Sıkıntı yok bu arada. Sargot'ta bizim hala adamımız var. Beni rahat bıraktıkları anda üstlerine tekrar çökerim.
Asere'ye savaşmak için oy mu vereyim? %105, hatta %1 milyon. Hayır yani. Abi biz neyiz? Biz neyiz abi? Biz neyiz? Biri bana söylesin ya. Kabul et. Yoksa beni zindana atacaklar. Ya rahat bırakın abi beni ya. Abi anlamıyorum ben ya. Kaleye atacak beni. Atma kaleye. Atma kaleye girdim mi çıkamıyorum. Atma. Bütün lordları benden haraç istiyor ya. Bütün lordları ya. Böyle bir şey mi var be? 16 bin. Özgürlüğün bedeli bu olmamalı. Al abi hepsini. Şuraya döndüm. Asker topla. Toplayamıyorum. Tabi bütün envanter de gitti. Rahatız o yüzden. Ürün satın al. Tavuk, zeytin, peynir. Al abi. Kapasiteyi açtık. Yapacak bir şey yok. Asker yok. İnanılmaz. Hayır. Abi savaşsam ne olacak? Elimdeki adamlar sıfır ya. Atacak ben şimdi bak kaleye. Heh. Kaleye yani direkt. Hay anasını avradını be. Ben. Abi Utilay'ımı salıyorum. Utilay'ımı salıyorum. Hacı Sargot'ta, Jakulan'da ben de Utilay'ımı salacağım ya. Rahat bırakın beni. 52 bin mi? Yok abi ben daha kalırım ya. Ben daha otururum ya, sıkıntı yok. Siz keyfinize bakın ya. Reddet. Onları beni bırakmıyorsa ben niye onları bırakayım? 5 gündür Charles'in yanındasın. Evet, farkındayım. Abi bu niye hızlandırmıyor? Hızlan ya. 41 bin diyor ya. Yok abi benim öyle bir param yok. Rulak benim serbest kalmam için şey yapsa olmuyor mu? Atölye gelirini arttıracağız, onda sıkıntı yok. Yerleşke geliri güzel geliyor. Ve daha şeye bakmadım bile. Jakulan'a el atmadım bile. Abi beni rahat bırakacak mısınız peki? Durun. Abi gerçekten mi ya? Ay 195 kişiye karşı ne yapayım? Bir rahat bıraktı, bırakmadılar beni. Kim dinlesin kanka? Hangisi dinlesin? He? Teme bunun kamerası ne lan? Hangisi dinlesin senin emirini? İmdat. İmdat. Abi yukarıdaki ekrana bak ya. Resmen kırmızı be.
Osman bana diyor ki abi ya alamazsın boşuna direnme. Aa, kaç. Kırmızı alan. Kırmızı alan nerede? Abi bu savaşın sınırları nerede? Gerçekten şuna mı takıldın ya? Gerçekten mi ya? Sizin yazacağınız kodum ben. Abi adamlar resmen zevkine beni salıyorlar. Ondan sonra gidiyorlar geri alıyorlar. Salıyorlar gidiyorlar geri alıyorlar ya. Zevkine ya. Beni rahat bırakın. Kaçtım kaçtım. Abi kaçtım gittim ya. Ha bak götürüyor kaleye koymaya. Ya çıldıracağım. Allah'ım sonunda. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum abi. Ben bir dakika. Ben bir dakika istemek. Boran gelemiyor daha. Bu Carbens'te kalıyor. Birliğe geri çağır. Zunglines'te kalıyor. Birliğe geri çağır. Sargot'ta kalıyor. Birliğe geri çağır. Sargot'ta kalıyor. Birliğe geri çağır. Sargot'ta kalıyor. Birliğe geri çağır. Göktuğ katalog ordusuna bağlı. Kore'nin Utlaim kalesini yönetiyor. Katalan ordusuna bağlı Nadea. Yoldaşlardan birini atacağım abi. Demirci artık işimi lazım değil be demirci artık. Demirci lazım değil, demirciyi gönderelim. Çıkış yapalım buradan bir kişiyiz, bir kişi olmaz, bir kişi olmaz, bir kişi olmaz. Arenaya değil, kaleye git. Garnizoyu yönet bana buradan en azından. Biraz adam. Biraz adam. Biraz. Eğitimli vatanı savaşçısı 18 tane. 17 tane de asil vatanı savaşçısı al. Ben zaten burayı fulleyeceğim abi. Sargot'u fulleyeceğim o önemli değil de. Şu an kaç kişi koruyor Sargot'u? 561 güzel. Jakulan'a doğru hızlıca yola çıkalım. O sırada demirciyi bırakacağız. Kenti yönet. Hemen abi, hemen abi. Garnizon kışlasını basmak üzere be. Panayır alanından 1,5 yiyor. Bunu basmak üzere. Bundan sonra zaten bir şey yok. Rahat bir şekilde festival oyunlara döner. Onun dışında refahımız iyi. Benim atölye kısmım ne durumda? Atölyeleri sağlarız en kötü. Tımarlar, birlikler, diğer. 3'te 4. Evet. Sargot'tan. Şimdi abi bunu sal. Sat. Bir de bunu sat. Tabakhane. Bize tabakhane değil, oradan baktım. Biracı yapabiliriz. Tahıl istiyor. Tahıl köyümüz var. Ya da üzüm cendresi yapabiliriz. Ki bence üzüm cendresi yapmak daha mantıklı. Üzüm vardı değil mi? Bir dakika bakayım. Üzüm değil. Ha. Ya bu ne? Ne üretiyor? Keten. Ketenle ne yapılabilir? Hemen girelim. Tımar. Diğer. Tımar.
Sargot eksi 1248 yiyor. Jakulan Oturayım Kalesi. Neden eksi yiyoruz lan biz buradan? Garnizon ücreti. He. He. Anladım. Kar. Kötü. Karımız kötü. Surlar 2, refah şu, erzak stokları, sadakat. Sadakat iyi. Sadakatta bir sıkıntımız yok. Büyük ihtimalle bir de bu şey basıyordur. Kore'in. Bunlara basıyordur bir şeyler. Sargot 1200. Tayfeler. Garnizon ücreti yüksek çünkü sağlam asker bıraktım. Ne yapacaktım? Bir dakika. Şuraya tıkla. Diğer. Tabakhane. Keten. Keten girdi. Keten olmalı. Ha. Keten dokunma. Dokuma hanesi. Şöyle yapalım. %25'ini hatta aynen %25'ini depoya bıraksın. Depodan ham madde alabilsin. Depoya giderim birazdan. Şuraya keten bak. Buradan keten alacağım. Depoya bırakacağım. Keten alacağım. Açlıktan korunuyor. Evet. Ben de fark ettim. ...38 tane keten bıraktım. Şimdi şuradan hemen... ...demirci ile konuşalım. Demirciyi Abi bunu nasıl atıyorduk? Bunu şehirde değilken mi atıyorduk? Bir dakika. Çıkış. Demirci konuş. Artık hizmetlerine ihtiyacım yok. Birlikteki diğer kişi de yok. Yok. Emekli ayrılma vakti geldi. Bitti. En'e tıklayalım. En'den hemen kahramanlar. Villandia. Gezgin. Burada vardı bir tane daha vekilliği iyi olan. 65. Buna bir mesaj atalım. Bu abimizi de çağıralım vekilliğe. Jakulan'a doğru yola çıkayım ben. Buradan da 3 tane şey alacağım. Konuş. Tabakhaneyi alalım. Konuş. Bir şey yok. Konuş. Tamam. Zaten alabileceğimizi aldık. Hemen buradan diğer. Bunlara bir bakalım. Hangileri çalışıyor? Hatta zeytin cenderesi. Zeytin iyi para getirir. Keten dokuma. Zeytin var mı bizde? Zeytin var. Tamam. Bunları da yine 125 ekstradan bu yapalım. Tabakhane de 125 ekstradan bu. Ne istiyor tabakhane? Post istiyor. Tamam. Tamam şu an çok iyi durumda. %25. Bunların başına zaten insan koyamıyoruz diye biliyoruz. Biliyorum. Buraya onayla çıkış yap. Hemen gidelim. Zeytin, meytin ne bileyim etrafta köylerde ne varsa ürünlerin hepsini alalım. Hepsini al. Ürün satın al. Domuz hepsini al abi. Çıkış yap. Oha, 5 köy. Ha, Sargot'un da köyü var burada. Dedim ne oluyor lan? Atölyelerin artması lazım. Ürün satın al.
Hemen bu yoldaşımızı da çekelim. Şimdi bu yoldaş ne işimize yarayacak? Yine Jacolan'a koyacağız abi vekil olarak. Bu da bize artı sadakat sağlayacak. Burası gibi 57'ye çıkmış. Gerisini de kendi hallediyor artık. Kendi içerisinde döngüsü sağlıyor. Sadece bunlara arada bir gelip para bırakmamız gerekecek. Şimdi zeytinin hepsini bırakacağız. Aa bir dakika, burada tabakhaneye gerek yok. Burada bir tane daha zeytin açabilirim. Çünkü 3 tane zeytin köyümüz var bizim. Evet, 3 tane zeytin köyümüz var bizim. Bu nereye bağlı? Sargot'a bağlı. Jakulan'a bağlı. Jakulan'a bağlı. Evet. Bak. Diğer. Oha, bu daha fazla getiriyor. Zeytin niye getirmiyor? Deri, keten kumaş, yağ. Şimdi zeytin. Domuzu keseceğim şimdi. Zeytinin hepsini attım zaten. Çıkış yap. Şu domuzları keselim. Poz çıkardı. Eti satalım. Ya da eti kalsın abi, et. Post nerede? Post, 42 tane postumuz da var. Postu da sattık. Deri, keten kumaş. Keten kumaş yerine bizim şey çıkarmamız lazım ya. Ya zeytin cenderesi çok mantıklı iş çünkü 3 tane zeytin köyümüz var abi. Ama işte artmadı, sıkıntım o. Artmadı yani. Zeytin artması lazım. Neyse, kaleye git. Kenti yönet. Bir dakika. Kenti yönet. Bu değil mi? Yürütücü Brand. Evet. Yürütücü Brand kankamıza da verdik. Kanks. Panayır alanları. Festival oyunlardan artı 3. Artı 1 de oradan geliyor. Panayır mı? Panayır mı var bizde? Evet. Üst seviyemde. Çok iyiymiş. O ben buraya 50 bin bırakmadım mı be? Para mı arttı? Bitti, 132K paramız kaldı ya. Bize daha para lazım. Araç geliri alıyoruz. Atölye geliri artmıyor abi. Atölye gelirini de arttırmak lazım. Peki bizim şey faction'a ne oldu? Faction'a, ona bir bakalım. 1663 artıyor. Güzel. O zamanla artacak. 350 olmuş. 280. Bunun en azından 2000'e falan çıkması lazım abi. En kötüsünden 2000'e çıkması lazım. Kime savaş açtık gene? Kim abi? Kime savaş açtık gene? Batanya şey stüdyo. Tamam, kapat. Kapat. Gidip Utulam Kalesi'ni vereyim. Dur bir dakika. Beklemeyi bırak. Krallıklar. Tımar. Utulheim. Bağışla. Evet. Çekimser. Bıraktım abi. Utulam Kalesi'ni istemiyorum çünkü Sargot ve Jakulan'ı aldım. Benim artık odaklanmam gereken yerler Sargot ve Jakulan. Koreyeğeni. Direkt buradan birliklerden yeni birlik oluştur diyecektim. Veremedim. Kore'yi yanımıza çağıralım. Gelsin abi. İkisi hala Katalon ordasında ya. Ordasında. Bizim bu çocukların büyümesi lazım hızlıca ya. Var mı böyle? Boran büyüsün, büyüdüğü anda evlendireceğim abi. O kadın da lazım bize. Gülbahar'ı asla evlendirmeyeceğim. Bakıyorum. Evlendirebileceğim biri yok. Başka yok. Boğa Birliği'nde Cerrah Meritor burada. İşte Nadia gelsin. Şey, Kore'nin gelsin. Kore'nin de komutanlık olarak kullanırız. Paramız az. Buranın refahını arttırmak gerek ama kendi kendine artıyor zaten. Çok iyi.
Güvenliği de artı 2'de. Garnizon güzel para bırakmış. Yani güzel bırakıyor. Garnizonda ne var ki abi? Seviye. Vatan falan şampiyon 10 tane kıdemli vatan öğrencisi falan filan 456-483 bayağı iyi. Jakulan'ın şeyi iyi. Ama yine de güçlendireceğim. Ben burayı fiyan şampiyonlarıyla dolduracağım. Biraz da piyade. Ya yani mesela 400'leri var. 300 tane Batane fiyan şampiyonu. 100 tane de Sturja mızrakçısı versem bayağı iyi. Bayağı iyi. Ya da 200'ü 200 de olabilir. Hiçbir sıkıntım kalmaz. Jakulan'ı asla gelen alamaz. Gelen alamaz abi. Sargat'ı da aynısını yapsam. Tamam fiyatları çok uçar. Beni çok zor koyar ama. Şuraya bakalım. 88, 83. Bak 57 de kaldı abi. Bunu değiştireceğim. Bunu da üzüm cenderesi yapacağım. Bittiye tıkla. Üzüm değil be. Zeytin. Zeytin aman. İki tane zeytin cenderesi. Bir tane tabakhane. Bir tane de keten dokuma şeyimiz var. Hızlandıralım süreyi. 400'e çıktı. Grintor Kalesi. Bana vermeyi istiyorlar. Grintor Kalesi bana yakın mı? Yok değil. Garontor. Bir bakacağım Garontor Kalesi neredeymiş. Ha şurası. Yok abi ya bana gelmez. Hiç şeyle uğraşamam. Hiç kafamı yoramam. Abi buralarla uğraşacağım ya. Buralarla uğraşmak istemiyorum. Gerek yok. Bak direkt anında gördün mü? Bak anında. Bak abi uğraşmaya gerek yok. Biz buraya yeteriz. Çıktı. Neden 400'e çıktı? Çünkü onu yeni yaptım. Oradan para gelmiyor olması lazım diyecektim. Geliyormuş. Güzel de geliyormuş. Oo. Güzel. Bunları aslında daha da arttırmak lazım. Ne yaptık abi? %25'ini şeyde bırak ya. Depodan da ham madde alabilirsin. Süper. Ya mesela bak ne oldu biliyor musun? Hem para geliyor 400 500 500 falan. Hem de burada depoya girdiğim zaman bak. 15 tane yağ. 7 tane keten kumaşı, 6 tane deri. Bunları da parasını yapıp sattıktan sonra aslında ben şey yapayım ya. Bütün hepsini buraya yığayım. En azından %20 ya 125 kalsın ya. Bak depoya gir. Al deriyi. Al keten kumaşı. Al yağı. Gerisini zaten kullanıyorlar. Ticarete gir abi. Bak sadece yağı satacağım. Keten kumaşını satacağım ve deriyi satacağım. 2300 lira para getirdi. Ben eski ordumu üstüme geri çekeceğim ya. Ama öyle de olmaz ki. Benim gidip bayağı okçu biriktirmem lazım. Depoya gir. 14 tane keten kumaşı. Bitti. Ticarete gel. Keten kumaşlarını sat abi. Ne yaptı? 709. Allah bin bereket versin. O 500'ün getirdiği yanında ekstradan bunu da getiriyor. Şimdi vilan diye olmaz bize buradan adam lazım. Şu an savaşta değiliz ya kimseyle. Yani Sturya hariç. Diyecektim lan ne oldu? Lan ne oldu? Nedir sorunumuz? Asker toprağı topla. Atlı bir 10-15 tane atlı yapacağım. Hı. Arkamdalar. He tamam sıkıntı yok. Hadi. Hadi.
Hadi. O iyi oldu bu arada buraya da almamız. Tamam, bunlar buraya alsın. Ben gideyim asker toplayayım. Tutamaz ki. Tutamaması lazım yani. Bu ne lan? Bu ne abi? Değerli madenler mi? Tuz mu? Ne üretiyor? Tuz üretiyor. Ha, tuz madeni. Tamam, anladım. Ürün satın al diyeceğim. Ürün satın alma. Bize asker topla diyeceğiz. Kaç tane aldım şimdi bunlardan? Yani. Eğitim, İmparatorluk Viyakla Acemisi 16 tane. 4 tane de İmparatorluk Süvarisi aldık. 20. 20 tane bize yeter mi? Yetmez. Bize daha fazlası lazım. Bize en azından 40, 40-50 tane lazım ya. Ama işte atımız yok. Ticaretten de at almamız lazım. At avrat pusat deyip. Soylu bineği, savaş atı. Binek değil. Bize savaş atı lazım. Çık buradan. Asker topla. Burada gereksiz askerler var. Gereksiz asker istemiyorum. Bana gerekli asker lazım. Bana iteleyecekler gibi. Gerçi yok, itelemiyorlar bana. Bana şansa bırakmışlar, demişler istiyorsan basarsın zaten. Ama ben istemiyorum ya. İstemiyorum, istemiyorum, istemiyorum ya. Yok abi. İki tane şehir var abi, bana yeter iki şehir ya. Bir de kaleyi ne yapayım? Şu an zaten iki tane şehri ayakta tutabilmek için zorlanıyorum. Ne yaptı bunların hepsi? Zırhlı İmparatorluk Atlısı. Vay be. 18, 20, 28. Şuraya da baksam. İnziva. Ya kim daha ne? Finlandiyalılar mı? Abi herkese savaşa girmemiz biraz mantıksız değil mi be? Biraz ufacık mantıksız değil mi be? Jakulan'la Sargut'u alamazlar, gözüm orada değil de. Yani orada bir sıkıntım yok benim. Tamam, bu kadar yeter. 25, 35 abi. 35 tane adam. Hiçkin. Yeter size. 67 diyor, amacı ne be? Öl. He, tamam, bu sıkıntı değil. 67 diyor, amacı ne lan? Buradan çık. Evet, başka kime savaş açtık? Yol vergileri için oy ver. Ne yapıyormuş? Kent sahibine ödenen ticaret vergisi %3 artar, kent refahı azalır. 0,2 azalacakmış ama ya. Abi kararsızım. Katalog bunu sevmedi zaten. Dur bir dakika. Faction'ımız ne oldu bizim? 1400'e düşmüş. Olur öyle. Asker topladan hemen şuradan asker toplayalım. Ne kadar asker oldu? Ne kadar asker yaptık? 36 tane asil vatan savaşçısı var. Yok, daha fazlaymış. 36, 2 daha 38. 2 de oradan ekle, 45 tane okçumuz var. Kalanları şey toplayabiliriz ya. Bir work yapalım ilk önce. Work yaptık. Work yaptıktan sonra gelelim buradan. Savaşçı, savaşçı. Korucu olmaz, eşkıya olmaz, varyak olmaz. Sonra gidelim şuraya.
Yani şey bize savaş açtı da stüdyo bitti yani. Bitmiş daha doğrusu. Batı İmparatorluğu bize sıkıntı yaratabilir. Bir çıkış yap. Var mı burada bir sıkıntı? Yok. Charles'ı alırsak oraya da konarım abi. Oraya da konarım. Charles'ı alırız oraya konarım biter benim için. Bir sıkıntım kalmaz. Çok ordu yoksa aslında ben de alabilirim bir yer. Göktuğ Birlik, Nadia Birlik. Ordu alamıyorum. Stargot ve Jakulan'ı elimde tutacağım. Charles'ı elimde tutarım. Jakulan'a çok saldırı olur. Jakulan'ın yerini düzenlerim, tamir ederim. Bir de şey için, Batı İmparatorluğu için orada kale var gerçi. Kaleye daha çok saldırı olur. Kararsız kaldım arkadaşlar. Kararsız kaldım. Work yapamıyoruz. Savaşçı, korucu, asker. Asker de severim. Bunlar imparatorluğun da yanlış bilmiyorsam. Bakayım yine de. Evet, imparatorluğun abi. Buraya geleyim. Asarayla barış yap. Her gün haraç alacak. Güzel. Kabul. Haraç severiz. Haraç yeriz. Yenir. Asker topla. Of. 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 İşte istediğim ya. Asker topla. Of. 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 Bu ne? Savaşçı bunu da al. Şuralara doğru gidelim. Oradan da asker toplayalım. Sonra bu bölümün sonuna gelelim. Yeni bir bölüm açayım. İşimiz ne? Ya Varyak. Kimileri Varyak ya da Otrok, ikisinden biri de hatırlamıyorum tam olarak hangisi. Çok güzel askerler diyor. Kimileri kötü askerler diyor. Ben denemedim. Denemeye fırsatım olmadı, ne yalan söyleyeyim. Çünkü kalkan olarak şeyi çok seviyorum. Stüdyo mızrakçısını çok seviyorum. Kalkan olarak abi mükemmel bir asker. Okçular falan taktik belli zaten. Ama atlıya da yoğunlaşabilirim. Onun için eşkıya mızrakçı direkt. 34-45. Abi bizim daha çok ihtiyacımız var ya. Korucu, savaşçı. Buraya bir geri dönelim. Zaten saldırı yapamazlar. Saldıramazlar. Bizi mahvedemezler. Asker topla. Savaşçı. Okçu yani. Sençe. Sençe. Bu ne? Varyak. Okçu almam ya. Okçu benden uzak, Allah'a yakın. Bize vatan efyanı lazım abi. Vatan efyanı en iyisi ya. 45 tane daha köylü lazım bana. 5 tane daha alayım, gideyim bunları basacağım. Yükselteceğim direkt. Asker topla. 1. Korucu. Korucu. Ah be. Bir tane verdi. Hadi buradan 4 tane çıkar yeter. 1, 2, 3. Gerçekten mi? Gerçekten mi? İnanılmaz ya. İnanılmaz abi. Niye bu kadar para gidiyor be? Garnizon ve birlik ücreti. Asker topla. Of. Tamam, pardon. Pardon, pardon, pardon. Omor'a gidelim. Omor'da büyütürüz, geliştiririz. Arena, arena var. Ne veriyor abi? 4 lord, zincir, yelek üzeri, beyaz cübbe. Kaç seviye? Kaç seviye? Oy. Sence?
Kadın vuruyor, etkilenmiyorum bile. Lan? Ne? Kore'nin nerede? Kore'nin karşımda. Fazla gaza geldim. Kore'ye karşı savaşmışım be. Dur bakayım, Kore'nin alsın bunu. Kim aldı? Kore'nin aldı. Tamam. Yine benim envantere düştü abi. Arena'ya git, hızlıca bir birlik eğitimine başlayalım. 3-4 günde çözeyim ben bu birlik işini. Sadece atlı askerler kalır. Yeni sağ abi. Verac Hand. Pindor'a veririm ben bunu. Resent nerede? Çıkış yap. Ha burada, tamam. Yok abi, gerek yok. O, bu arada Vilandyalıların içinden geçmek üzereyiz be. Yani bir Galant kalmış. Prevent. Ostikon. Rowant. Oskal. Daha varmış. Ama çoğu yerini aldık yani. Charles'ı zaten birazdan gideceğim. Çökeceğim Charles'a. Bir adamlar işlerini halletsinler. Göktuğ ve Nadia'yı birliğime davet edebilirim. Artık benim birlikte kalsınlar. Ben Omor'daydım. Omor'a geri dönelim. Burada bir süre bekleyelim. 75K paramız kaldı. Ticaret. Ha, onlar da gitti. Aa, bütün demircilik eşyalarım gitti. Neyse, daha şeyde paramız var. Yani bu sıkıntı değil, bunu hallederiz. Arena'ya git. İtman. 16 saat. Demirciye geçsem burada hiçbir şeyim yok zaten. Ama dediğim gibi sıkıntı değil yani. En kötü elimdeki kılıcı satarım abi. Gene hallederim onu. Bir süre burada bekle. Aa, ben Utulam Kalesi'ne şey bırakmıştım. Arkadaşlar, ben Utulam Kalesi'ne şey bırakmıştım. Arena'ya git. Biz dördüncü sıradaymışız. İyi. Demircilik eşyaları bırakmıştım. Bak, onu hatırladım. Şu an üzüldüm. Ne bu? Ormanın yeni kale sahibi sıralarıyla varış yap. 400 haraç alacak. Biz mi 400 haraç alacağız? Bana fark etmez. Da verin birine, o da fark etmez. Bu arada Batani ne güçlü oldu be. Batani'yi ne güçlendirdik be. Factions. Factions'a katılanlar var. Artacak o şey, artacak. Kent merkezine dön. Burada bir süre bekle. Aa, bir dakika, ben abi idman yaptırıyorum da bunlara basmıyorum ki. Gerçekten kafamı sevsinler. Gerçekten kafamı sevsinler. Abi şaka maka 10 bin dinar boşu boşuna gitti. Boşu boşuna gitti. Birliğindeki yük, hayvanların taşıma kapasitesi, at sırtındaki piyadelerden artı hız bonusu. Yani. Ne kalıp satarken ticaret yaptırımı. Buna tıkla. Oh, sonunda be. Can puan her savaştan sonra %30.
iyileşme oranı. %30 iyileşme oranı daha iyi. Daha iyi abi, buna verelim. Başka bakalım. Gülbahar da varmış. Oo. O Gülbahar'ım. Seni biz ne kastık? Gülbahar'ım, seni biz ne kastık? Binicilik vermişiz sana. Manevra. Birini iki hayvanları taşıma kapasitesi, hız bonusu. Hız bonusu al. At sırtında 115 isabet hassasiyet yaptırımı. Yani okçuluğu var mı bunun? Çok yok. Ama bu daha iyi. Şimdi biz bu kızımızı ne yapabiliriz? Gülbahar, komutan haline getirebilirim. Taktik ve liderlik bassam zaten gerekiyor. Vekil de basabilirim. 4 tane de vekil bassam. Ama çift 50 de lazım bu kıza. Çift 50'yi bir fullüyüm. Ondan sonra bak. Dayanıklılığa buradan 6, 7, 8 vereceğim. Kalanını da liderliğe versem, sosyalliğe versem, ticareti de gelişir, cazibesi de değişir. 9. Bu şekilde bunu halledelim. Onun dışında. Diğer cücüğümüz nerede bizim diğer cücüğümüz? O nerede? O niye yok? Acıyordum. Acıyordum. Bunu ismini Acıyordum diye değiştirebiliriz. Kritik ikna başarısızlığı, 10 kat ikna başarısızlığı, yani hangi fark eder mi gerçekten? Arena'ya git. Bekle diyor, 23 saat daha. Bir gün daha bekle diyor abi. Ecem 2 yaşına bastı Ecem. Ne verelim Ecem'e? Dayanıklılık verebiliriz. Kontrol yak, güç yak. Dayanıklılık daha iyi abi. Bir daha dayanıklılığa ver abi. Kurnazlık ve zekayı da arttırdı. Güzel. Başka ordu. Barış. Krallığın Asere'ye barış. Tamam. Barış yaptık. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam. Beklemeye devam edelim. O sırada arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm için beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Serimiz devam edecektir. Siz beğendiğiniz sürece bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.